Yeryüzü şekillerinin uzanış doğrultuları rüzgarın yönünü etkileyen unsurlardan biridir. Buna göre yukarıdaki topografya haritasında X ile gösterilen yerleşim merkezinin rüzgar frekans gülü aşağıdakilerden hangisine daha çok benzer? Rüzgar frekans gülleri rüzgarın hangi yönden ne sıklıkla estiğini gösteren şekillerdir. Ve bunlar özellikle zayıf noktaları tercih eder. Mesela dağlık yüksek bir alan var sağ tarafında ise bir vadi ya da bir ova var. Oraya doğru yön değiştirebilir. Ya da ovalık bir alan düşündüğümüzde orada açıklık olduğu için daha fazla esme ihtimali var ama diğer tarafta bir dağ varsa oradan daha engellediği için o merkeze esme sıklığı azalmaktadır. Şimdi burada özellikle baktığımızda bir dağın iki amacını birbirinden ayıran bölümlere sırt diyoruz ve şu kısımda bir sırtımız var. Diğer tarafta yine bir sırt görüyoruz. Ama x'in olduğu yerde tam tersi şekilde gördüğümüz bu alanlar bir vadiyi gösteriyor bize. O zaman burada vadiden daha fazla eser. Yani hem kuzeyden hem güneyden bu vadi boyunca x merkezine daha fazla rüzgar esecektir. O yüzden de bu vadinin yönü daha çok kuzey-güney doğrultusunda olduğu için doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer şekillere baktığımızda özellikle doğusundan ve batısından çok fazla esmez. Çünkü bu alanlara daha yüksek yerler var. Oradan rüzgarın esişini önleyen yükseltiler söz konusu. O yüzden doğu ya da batı yönlerinden daha fazla esen şekilleri zaten elemem gerekiyor. Bunun yanında kuzey Batı güney doğu yönünde değil de daha çok kuzey güney yönünde daha fazla esme oluyor. Çünkü yine kuzey kısmında da dağlık alanlar söz konusu ya da kuzey batı kısmında da dağlık alanlar söz konusu. O yüzden de böyle bir kıyaslama yapmış olduk. Aşağıdaki şekilde 40 derece kuzey enleminde doğu batı doğrultusuna uzanan bir dağın iki farklı yamacına güneş ışınlarının gelme durumları ile denize uzaklıkları aynı olan K ve L noktalarının konumları gösterilmiştir. Bu noktalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez? Şimdi burada baktığımızda özellikle olarak güneş ışınları daha fazla olarak L yamacına, yani L'nin olduğu kısımdaki yamaca gelmiş. Bu da kuzey paralellerinde yer aldığı için güney yamaca karşılık geliyor çünkü kuzey yarımkürede özellikle dönencelerin dışında güney yamaçlar hep bakı etkisinde güneşe dönük olan tarafta dikkate alınır. Diğer taraf ise kuzey yamacı ifade etmektedir. Buna göre L noktasında ekonomik etkinlikler K'ya göre daha fazla olabilmektedir. Çünkü o alan güneşlenme süresinin daha fazla. Yine bu alanda bitki çeşitliği, tarım çeşitliği daha fazla olabilmekte. K noktasında buharlaşma ve terleme daha fazladır ki güneşlerin daha dik açıyla aldığı için L noktasında çünkü bunların e, baktığımızda birçok özel konum şartları mesela denize uzaklıkları falan aynı. Yani şu taraf deniz kıyısı diğer taraf karasal bir yer değil. O yüzden e, aynı olduğu için burada terleme ya da buharlaşmanın daha fazla e, L kısmında ya da L yamacında olduğunu söyleyebiliriz. K noktasında atmosfer nemi daha azdır. Ki burada baktığımızda bakı olan tarafta özellikle olarak daha fazla diyebiliriz. K noktasında tarım üreninin olgunlaşma süresi daha uzundur. Doğru. Çünkü L yamacı güneş ışınlarını daha dik açıyla aldığı için daha erken olgunlaşma durumu ama K daha az aldığı için güneşe dönük olmadığı için bu durumu bu şekilde değerlendirebiliriz. L noktasında bitki çeşitliği, tarımın çeşitliği daha fazla olabiliyor. Çünkü bakı olan taraf burası. O yüzden doğru cevabımızın burada B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda mevsimlere göre yağışların dağılışını gösteren grafik aşağıdaki illerden hangisine ait olabilir? Yağış dağılımına baktığımızda en fazla yağışın sonbahar mevsiminde olduğunu, en az yağışın ise ilkbahar mevsiminde görüldüğünü burada dikkat alabiliriz ve bu ikliminde en fazla sonbaharda yağış alan, en az ilkbaharda yağış alan ikliminde Türkiye'de Karadeniz ikliminin olduğunu ya da bu özelliğe sahip iklimin Karadeniz iklimi olduğunu söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak da aşağıda verilen illerde Karadeniz ikliminin görüldüğü Karadeniz illeri ya da Karadeniz'e kıyısı olan iller olarak alabiliriz. Konya'da İlkbaharda düşüyor en fazla. Ee, en fazla ilk ilkbaharda alıyor. Muğla'da kış. Şanlıurfa'da yine kış dönemine daha çok ağırlık e, oluyor. Kars'ta yaz başı, ilkbahar sonu ama Giresun'da tabii ki en fazla yağış sonbahar. Çünkü Karadeniz kıyısında bulunan illerden birisi. O yüzden doğru cevabımızın burada E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda Türkiye'de yıllık Güneşlenme sürelerinin dağılışını gösteren bir harita verilmiştir. Haritaya göre aşağıdaki illerden hangisine güneş enerji santrallerinin kurulması doğru ve akılcı bir tercih olmaz? Antalya ki bakıyoruz güneşlenme süresi daha fazla güneyde bulunan iller arasında ve buraya kurmak daha mantıklı olur. O yüzden bunu eleyelim. Hataya baktığımda yine güneşlenme süresi fazla olan yerler arasında burada da mantıklı olur. Konya'ya bakalım ki Konya'nın bulunduğu alanı dikkate aldığımda yine güneşlenme süresi öyle az miktarda değil. Bu da mantıklı olur. Diyarbakır'a baktığımızda yine Güneydoğu Anadolu'da karşımıza çıkıyor. E, 3250 saat 3000 saat arasında bir özelliğe sahip. O yüzden burada da mantıklı olur. Ama Artvin'e baktığımızda Türkiye'de güneşlenme süresinin en az olduğu yerler arasında sayılıyor ki düşük 1750 saat 1750 saatten daha düşük bir güneşlenme süresi var burada. O yüzden burada kurmak çok da akılcı olmaz. Çünkü güneşlenme süresinin daha fazla olması gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Aşağıdaki bilgilerden hangisi karaların denizlere oranla daha çabuk ısınıp daha çabuk soğuduğunu ispatlar? Yeryüzünde denizlerin kapladığı alanın hem kuzey hem de güney yarımkürede karalara oranla fazla olması. Bu cümle kara ve denizlerin dağılış oranını ifade ediyor. Daha çabuk ısınma ve soğumayı değil. Kuzey yarımkürede karalarda en sıcak ay Temmuz, en soğuk ay Ocak iken denizlerde en sıcak ay Ağustos, en soğuk ay Şubat olması. Tabi burada baktığımızda karalar çabuk ısındığı için Temmuz'da daha sıcak oluyor. Ama denizler geç ısındığı için Ağustos'ta daha sıcak oluyor. Yani bir aylık bir gecikme görüyoruz. Bu kara ve denizlerin farklı ısınıp soğuduğunu kanıtlayan, ispatlayan bir özellik. Dağların denize bakan yamaçlarında orman örtüsünün daha fazla ve gür olması denizellik etkisi, nemlilik etkisi. Deniz kıyılarından kara işlerine gidildikçe genel olarak yağış, yerleşme ve nüfuslanma gibi doğal ve beşeri özelliklerde azalma görülmesi, karasallığın artması, nemin azalması. Kalıcı kar sınırının yüksek enlemlerde deniz seviyesine yakın olduğu halde alçak enlemlerde daha yükseklerde bulunması. Yüksek enlemler dediğimiz özellikle kutup kuşağını kastediyor. Yani 90'a yakın olan enlemler. Bunun yanında alçak enlemler 0 ekvatora yakın olan enlemler. 0 ekvator ve çevresi güneş daha dik açılarla alabildiği ve daha sıcak olduğu için kalıcı karlar daha yukarıda. Ama kutuplara yakın yerlerde ise soğuk olduğu için kutuplarda deniz seviyesine daha yakın. O yüzden bu daha çok Oradaki e, enlem ya da oradaki güneş geliş açısı ile alakalı olduğu için yukarıdaki durumu yine ispatlamadı. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Aşağıdaki haritada yeryüzünün yağış dağılışı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Endonezya adaları ve Çin'in doğusunda yağış fazladır. Bakıyorum. Endonezya, Malezya gibi ülkeler ve yine Çin'in doğu kısımları dikkate alındığında Buralarda, buralarda yağış fazla. Çünkü morla gösterilen kısımlar yağışın fazla olduğu yerler. Yani doğru bir bilgi. Ekvatoral bölgede bağın nem ve yağış azalmıştır. Tam tersi mor ile gösterilen alanlar olduğu için bu alanda baktığımızda yağış azalmıyor. Daha çok fazla diyebiliriz. Ekvatordan kutuplara doğru yağışlar düzenli bir şekilde azalır. Bakıyorum işte burada özellik olarak azaldı azaldı tekrar arttı. Yani Ekvator'dan işte devam ettim. Savan iklimini gördüm. Onun dışında çöl iklimi geldi. Yağış oldukça azaldı. Daha sonra ılıman okyanusal gibi Akdeniz gibi iklimlerde yağış daha da arttı. O zaman belli bir düzen yok. Bir artıp bir azalıyor. Avrupa'nın doğusu batısından daha yağışlıdır. Bakıyorum. Batısı daha yağışlı doğusu daha az yağış alıyor çünkü karasallık etkisi burada artıyor. Diğer tarafta ise okyanus akıntıları ve nemli denizden gelen havanın daha fazla yağış bırakabildiğini söyleyebiliriz. Bunun tam tersi olması gerekiyor. Yengeç ve oğlak dönencesi çevresi yağışlar fazla. Şimdi yengeç dönencesini çizdiğimde büyük sahranın olduğu kısmı göstermeliyim. Bu sarıyla gösterilen kısımlar yağışın az olduğu yerler. Yine güney yarımkürede baktığımda Özellikle Kalahari, Victoria gibi Avustralya'da bulunan çölleri göstermiş oluyorum oğlak dönencesinde ve burada yağış yine az. O yüzden fazladır kelimesi yine burada yanlış oldu. Doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda bir il merkezine ait sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Bu grafiğin Erzurum'a ait olduğunu iddia eden bir kişi durumlarından hangilerini bu iddiasına kanıt olarak gösterebilir. Yılın yaklaşık 4 ayının sıcaklık ortalamasının 0 santigrat derecenin altında kalması ki Erzurum'da görülen sert karasal iklimde sıcaklık ortalamaları 4-5 ay sıfırın altındadır. Yani burada sıcaklığı kullanarak ben bu e, Erzurum'a ait olan bir grafiktir diyebilirim. En sıcak ayın Temmuz ayı olması ki Türkiye'de olan birçok iklimde bu durum aynı. Yani Erzurum'a ait ya da oradaki sert karasal iklime ait bir özellik değil. O yüzden bunu alamam. Yıllık sıcaklık ortalamasının 10 santigrat derecenin altında olması. E tabi ki bu iklime ya da Erzurum çevresinde görülen iklime ait bir özellik ve grafikten onu gördüm. Ona özgü özellikler arasında sayıldığı için 1 ve 3 yani D şıkkını burada kanıt olarak kullanabiliyorum. Atmosferin troposfer tabakasında sıcaklık yerden yükseldikçe her 200 metrede bir yaklaşık 1 santigrat derece azalır. Buna göre deniz kıyısındaki Rize'de sıcaklık 18 santigrat derece ise 2600 metre yüksekteki Verçenik Yaylası'nda sıcaklık kaç santigrat derece olur? Şimdi bakıyoruz. 0 deniz seviyesi. Rize'yi dikkate aldık ve 0 metre olduğu için oradan itibaren başladık. 0 metrede benim sıcaklığım 18 santigrat derece. Yani buradaki sıcaklığı biz Rize'de dikkate almış olduk. Bunun yanında benden istediği 2600 metre yükseklikteki Verçenik yaylasındaki sıcaklık. Şimdi 200'de 1 derece ne oluyor? Azalıyor yükseldikçe. 200 metrede ortalama 1 derece azalacak. O zaman 2600'ü 200'e bölerim. Çünkü 200'de 1 değişiyorsa 2600'de kaç derece değişiyor? Onu bulmak için böyle bir işlem yaparım. O da 13 derecelik bir sıcaklığa karşılık gelir. Ki burada 18 dereceydi. Yükseldikçe sıcaklığı düşürmem gerekiyordu. 13 santigrat derece azaltmam gerekiyor. 18'den 13'ü çıkardığımda geriye 5 kalıyor. Yani Verçelik yaylasında sıcaklığımız 5 santigrat dereceye düştü. Yükseldikçe sıcaklık azaldığı için o yüzden burada doğru cevabımızın C şıkkı 5 santigrat derece ile olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki grafikte atmosferin ilk 100 kilometresinde dikey yöndeki sıcaklık değişimi gösterilmiştir. Yalnızca grafikteki verilenlere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Troposferde yükseklere çıkıldıkça sıcaklık azalır. Şimdi sol tarafa bakıyorum kilometre olarak kısım gösterilmiş. Alt tarafta ise sıcaklık gösterilmiş. ...daha alçaktan başladım yani sıfır deniz seviyesinden başladım... ...yaklaşık 10 derece gibi bir sıcaklığım var. Giderek yükseldim işte 10 kilometrelik yüksekliğe ulaştım... ...yaklaşık 55 santigrat derece tabii eksi. Yani 10'dan eksi 50'ye düştü. Bu da sıcaklığın azaldığını bana gösteriyor. Stratopoz adlı geçiş katı... ...hem tropopozdan hem de mezopozdan daha sıcaktır. Bakıyoruz... Özellikle şu kısımda sıcaklığın ne kadar olduğu ki yaklaşık olarak sıcaklığı burada göstermiş. Yani kırmızı çizgiyle buradaki sıcaklığımız yaklaşık olarak işte eksi 5'lerde diyebiliriz. Diğer tarafta baktığımızda burada sıcaklığın ne kadar olduğunu yani mezopoz kısmında sıcaklığın ne kadar olduğuna bakalım. Eksi 90 gibi yani Özellik olarak baktığımızda e, stratopozda daha yüksek sıcaklıkların bulunduğunu görmek mümkündür. Çünkü tropopozda baktığımızda eksi 50'lerde. Burada sıcaklık eksi 5'lerde. E, mezopozda ise sıcaklık eksi 90'larda. O zaman bu da doğru bir bilgi. Mezosfer ve termosferde su buharı miktarı stratosferden fazladır. Ben burada su buharını göremiyorum. O yüzden bununla ilgili... Herhangi bir çıkarımda bulunamam. Yani C şıkkı 1 ve 2 doğru cevabımız oldu. Rüzgar yeryüzünde yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru meydana gelen yatay yönlü hava hareketidir. Yer küre üzerinde sabit basınç alanlarına bağlı olarak sürekli rüzgar kuşakları ortaya çıkmıştır. Buna göre 30 derece enlemindeki dinamik yüksek basınç alanından 60 derece enlemindeki dinamik basınç, alçak basınç alanına doğru esen rüzgarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi burada özellik olarak baktığımızda biz şöyle bir kodlamayı da hatırlatmış olalım. 0 derece ekvator. Bunun yanında 30 derece enlemleri tabi güney içinde bu geçerli olacaktır. Kuzey içinde aynı şeyi dikkate almış olalım. 60 derece enlemleri yine kuzey ve güney için dikkate alabiliriz. Ve burada 90 kutup noktaları yine güney için dikkate alabiliriz. Ve kodlamamız burada yaya şeklinde yüksek ve alçak basıncı ifade etmek adına. Yani 90 yüksek, 60 alçak, 30 yüksek ve 0 ekvator alçak basınç sürekli alanlarda sürekli basınç alanlarında alçak basıncı oluşturuyor. Ve rüzgarın her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru olduğunu söyledik. 90'lardan 60'a doğru esen sürekli rüzgarımız kutup rüzgarları. Güney yarım küre içinde dediğimiz gibi geçerli. Bunun yanında 30'dan 60'a esen rüzgarlarımız sürekli rüzgarımız batı rüzgarları. Ve yine 30'dan yani yüksek basınçtan 0 ekvatora doğru esen sürekli rüzgarımız alizeler. Dünya üzerinde 3 sürekli rüzgarımız var. Peki soruda neyi sordu? 30'dan 60'a esen yani batı rüzgarlarının özelliğini sordu. Tropikal kuşakta etkili olan ve fırtınalara yol açan rüzgardır. Bu batı rüzgarı değil. Bu alize rüzgarları olabilir. Orta kuşak karaların batı kıyılarına nem ve yağış getirir. Ki zaten ülkelerin batı kıyılarını etkilediği için bu rüzgarlar batı rüzgarları adını almış. Yani 30'dan 60'a esen rüzgarların özelliği. Etkili oldukları alanlarda kuraklık ve yağış azlığı ortaya çıkar. Ki daha çok kutup kısmına uyuyor. O yüzden bu da olmadı. Ani sıcaklık değişimine bağlı olarak hortumlara yol açarlar ki bunlar genellikle tropikal kuşakta yani alizelerin olduğu kısımda değerlendirilebilir. Çok soğuk estiklerinden yoğun kar yağışı ve tip yeniden olur. Tabii ki batı rüzgarları değil o daha çok kutup rüzgarlarına uyuyor. O yüzden doğru cevabımız burada B şıkkı oldu. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında meteorolojik anlamda bir cephe hattı meydana gelir. Sıcak hava soğuk hava üzerinde yükselerek soğumaya başlar ve içindeki nem yoğunlaşıp yağış olarak yeryüzüne iner. Bu tip yağışlara cephesel ya da frontal yağışlar adı verilir. Bu yağışların aşağıdaki ülke ya da bölgelerden hangisinde görülme olasılığı en fazladır. Bunlar özellikle orta kuşakta görülen yağışlardır. Cephe yağışlarını biz daha çok orta kuşakta görüyoruz. Türkiye'de orta kuşak ülkelerinden birisi olduğu için bu tür yağışların görülme ihtimali daha fazladır. Diğerleri ya Ekvator'a yakın ki Endonezya, Amazon havzası, bunun dışında ya da Antarktika gibi kutba yakın alanlar. O yüzden orta kuşakta olmadıkları için doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Atmosferde her zaman belli bir miktar nem vardır. Buna mutlak nem adı verilir. Mutlak nem sıcaklığa, buharlaşma koşullarına ya da mevsim özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Buna göre haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde sözü edilen nem yıl içinde daha az değişir. Ki özellik olarak baktığımızda orta kuşak gibi ülkelerde, orta kuşakta yer alan ülkelerde bunun daha fazla değişme durum var. Çünkü sıcaklık sürekli değişiyor. Dört mevsim belirgin yaşıyor. O zaman de ki orta kuşakta bulunan bazı yerleri ya da oraya yakın yerleri elememiz doğru olacaktır. Bunun dışında 3 ki bu alanda yine sıcaklık ve mutlak nemde değişim daha fazla. 4'te de aynı şekilde 5'te de ama bir hep soğuk olduğu için burada değişimin daha az olduğunu söylemek mümkündür. Grönland verilmiş, kutup noktasına yakın bir alan verilmiş. O yüzden doğru cevabımızın burada bir numara aşık olduğunu söylemek mümkündür. Kara ve denizlerin mevsim etmenine bağlı olarak yıl içinde farklı ısınmaları bu iklimin oluşumunda temel nedendir. Yaz mevsimi yağışlı, kış mevsimi kuraktır. Yağış getiren rüzgarlar yaz aylarında denizlerden karalara doğru eserler. Kış döneminde rüzgarlar karadan denize doğru estiğinden yağışlar azalmıştır. Burada özellikle yaz ve kış mevsimi dikkate alınmış ve mevsim etmenine bağlı olarak kara ve denizlerin ısınmasından bahsedilmiş. Bu özellikle mevsimlik rüzgarlar olarak bilinen musonlara ait bir özellik ki muson rüzgarlarında yaz musonları denizden karaya doğru estiği için nem getirir ve bol miktarda muson asisi dediğimiz alana yağış bırakır. Kış musonları ise karadan denize doğru estiği için kuru karakterdedir ve yağış getirme ihtimali yaz musonlarına göre daha düşüktür. Özellikle Çin'in güneyi, Hindistan gibi alanlarda muson asyası dediğimiz alanda bu tür yağışları ve bu tür rüzgarları daha fazla görmekteyiz. O yüzden burada doğru cevabımız 5 numara Çin'in olduğu kısım muson asyasında yer alan merkez olarak dikkate alınabilir. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Tundra ikliminin görüldüğü alanlarda ağaç yetişmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Tundra ikliminde 10 aylık süreçte sıcaklıklar sıfırın altındadır. 2 aylık kısımda ise sıcaklıklar sıfırın üzerine çıktığını görmekteyiz. Ve sıcaklık büyük bir dönem boyunca sıfırın altında olduğu için burada ağaç yetişmesini engelleyen faktör olarak alabiliriz. Yani düşük sıcaklıkların görülmesi bunun temel nedenini oluşturmaktadır. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki haritada Türkiye'nin Ocak ayı indirgenmiş sıcaklıkların dağılışı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? Doğu Karadeniz kıyılarında kar yağışı olasılığı Batı Karadeniz kıyılarına göre daha fazladır. Ki bakıyoruz, Doğu Karadeniz'de sıcaklar 6 santigrat derece civarında ama Batı Karadeniz'e baktığımızda 4 ile 6 arasında. Yani Doğu Karadeniz'de görülme ihtimali daha az. Van Gölü'nün kuzeyinde sıcaklıkların 0 santigrat derece civarında olmasının nedeni dağlık arazilerin fazla olmasıdır. İndirgenmiş haritalarda yükseltinin etkisi dikkate alınmaz. Çünkü her yer deniz seviyesindedir. Yani böyle bir harita verildiyse yükseltinin dağlık alanların sıcaklık üzerindeki etkisi de yoktur. Çünkü zaten bu etki ortadan kaldırılmış her yer deniz seviyesine indirilmiştir. Akdeniz kıyılarının Güneydoğu Anadolu'dan daha sıcak olmasında denizelliğin etkisi vardır. Ki burada özellikle deniz kıyısında olan Akdeniz kıyıları ama karasal olan Güneydoğu Anadolu'da bu durumun gerçekleştiğini ve Akdeniz kıyılarının denizellikten dolayı daha sıcak olduğunu söyleyebiliriz. İç Anadolu'nun batısında etkili olan samyelin rüzgarları sıcaklığın artmasını sağlamıştır. Ki burada sıcaklığın artmasında o rüzgar mı etkili değil mi bunu tam olarak bilemem. Çünkü hangi rüzgarın estiğini burada etkili olduğunu bilemiyorum. Kıyı Ege'den iç Ege'ye doğru gidildikçe sıcaklığın azalmasının nedeni yükselti ki yükselti burada yok arkadaşlar. İndirgenmiş haritada yükselti netsin dikkate almayız. O yüzden bu da doğru bir ifade değil. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de kış aylarında nispeten ılık ve yağışlı hava koşullarının yaşanmasını sağlayan basınç alanı aşağıdakilerden hangisidir? Ki burada özellikle kış aylarında Sibirya'nın etkisini kaybetmesiyle Türkiye'de etkili olan ve Sibirya'ya göre daha ılık ve yağmur yağışının da yoğun bir şekilde yaşanabildiği basınç İzlanda alçak basıncıdır. Yani bu e, burada bilgi sorumuz. O yüzden B şıkkı doğru cevap olacak. Sibirya kışın etkili olup daha soğuk bir etki yaratmakta. Basra özellikle yaz aylarında etkisini gösterip sıcak havayı oluşturmakta. Aleut Türkiye ile alakalı değil bu. Atlas Okyanusu ve çevresindeki dikkate aldığımız bir basınç merkezi Türkiye'de etkili olmuyor. 30 derece enlemindeki yüksek basınç alanı çölleri oluşturuyor. Yine Türkiye için etkili olduğu kısımda değerlendirme yapamıyoruz. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Orografik yağış, bir yamaç boyunca yükselen nemli hava kütlesinin soğuyarak yoğuşması sonucu oluşan yağışlardır. Bu tip yağışların gibi yerlerin hangilerinde görülme olasılığı daha fazladır? Orografik ya da yamaç yağışları dağların daha çok kıyıya paralel uzandığı yerlerde görülür. Özellikle Doğu Karadeniz, Menteşe yöresi bu alanlarda dağlar kıyıya paralel uzanmaktadır. Ergene havzası ise deniz seviyesine yakın düz bir alandır. Yani burada o yağışların oluşabileceği yamaçları görmek zordur. O yüzden 1 ve 2. Yani C şıkkı doğru cevabımız oldu.